iş makinalarını görüyorsunuz. Zarar görmüş iş makinaları. Mesela burada birinci katı tamamen çökmüş, samanlık olarak kullanılıyor. Merhaba, kolay gelsin size de. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hoyt sağ bir spastik hem. Ne valla bir borin ya. Erdal alışmıyor. Serçava, serçava. Ne var Erdal? Çava it başı. Sağ bir günde var evder. Evder günde mi evdeli? Arı. Savdar başı be. Valla tesadüf ki başı bu. Veli. Evce veli meyroj neme gere Erdal. Tuz Avrupa hati, tünü hati yan. Şükürlü. Da Alican önüne onu alır bu. Arı. Veli. Çava et günde var. Valla gün hati tedit. Gün kana baş yani. Gün şiye çişnamayalım. Tabi konteynerler var, yurt dışında yaşayan çocukları getirmiş, aileler, akrabalarına, yakınlarına, kendi çabalarıyla. Kendi çabalarımızla organize ettik. Evet. Yani şimdi sonuçta her ailenin hemen hemen yurt dışında bir bağı var. Bir işte ya oğludur, ya kardeşidir, evet, ya kızıdır. O insanların kendi imkanlarıyla yarattığı çaba. Evet. Burada işte bir yaşam alanı kurmaya çalışıyorlar. Evet. Tuvalet imkanlarını yaratmaya çalışıyorlar. Elektrik, su, çok şükür şu an onlar hemen hemen diyorlar ya böyle. Evet. Ulaşmaya çalışıyor. Merhaba, geçmiş nerede olsun. Nerede bizim gazeteci arkadaşlarımız? Merhaba. Merhabalar, geçmiş olsun. Salata mı yapıyorsun? Evet. İyi, afiyet olsun size. Bulgur pilavının kokusu geliyor sanki. Yapıyoruz. Evet, afiyet hadi olsun. Karizma yerlerde. Karizma yerlerde. Valla bu enkazın içerisinde karizma mı kalır? Dedenizin evi. Evet, Erdal bizim gazeteci arkadaşımız, Avrupa'da yaşıyor. Özgür politikada çalışıyor. Tesadüfen karşılaştık kendisiyle. Burası benim dedemin evi. Evet. Burası benim doğduğum, büyüdüğüm. Evet. Ana baba ocağı. Karşı taraf amcaoğlu. Evet. Evet, bir de enkazdan çıkarılan bir oyuncak bebek var. Oyuncak saçlarını bebek tarıyor tamam annesi. Ne buldun? Bana da vereceksin bir tane. Ne güzel. Ha? Ne güzel işte çocuklar da böyle buldukları oyuncaklarıyla teselli buluyorlar. İki defa deprem olmuş ya. Evet. İlk deprem çok büyük hasar yaratmıyor. İkinci deprem büyük hasar yaratıyor. Yani mesela bizim ev ilk depremde daha alt kat duruyor. Ama ikinci depremde, gelen deprem otomatikmen çöküyor. Onu da çöküyor. Yani birçok insan, yani buradaki birçok köylünün hep söylüyor. Böyle baktığımızda yani karşı mahalle aynı kez. Mesela karşı mahallede 4 insan enkaz altında can verdi. Evet. 2 insan yani 2 gün boyunca inliye inliye can evet verdi, kimse kurtaramadı. Evet. Bu enkazların altında önce canlarını kurtarabildiler ama iş makineleri de köye gelemediği için daha yeni yeni geliyor. Ve yeni yeni bu hayvanların cesetleri, cenazeleri çıkarılıyor. Kokmaya başladılar. Bu tabi bir salgın riski de getiriyor beraberinde. Tabii. Şimdi mesela örneğin belediyede özellikle şeylerde. Evet, mesela burada muhtemelen bu da şeyde yaralanmış, kulağında, sağ kulağında yara var. Evet, büyük ihtimalle bu canlı da enkazda yaralanmış. Burada mı? Bugün 16. gün aslında. Son 5 gün dediniz ama 16. gün. 16. gün çıkarılan buzağı mı? Ha, şurada. Çadırın içerisinde. Evet, gerçekten yani evet. Müthiş bir ya şey. Bir buzağı. Senin servetin ineklerde saklı demek. Çünkü iki tane büyük şey oldu. Çok güzel. Yani bu buzağı çekeceğiz şimdi. Bu buzağı kurtulmuş. Ne güzel. Sizin mi? Çok güzel. Sevindin mi sen? Konuş hadi. Sevindin mi bunun çıkmasına? Konuş annem, konuş. 16. gün. Ya 14. gün. Ne zaman çıktı bu? Dün çıktı. 15. günde çıktı o zaman. 15. günde. Evet, 15. günde dün çıkarılmış, sağ çıkarılmış enkazdan battaniyeye sarılmış bu çadırın içerisinde. Bir şeyler yiyebildi mi peki? Süt veriyor. Süt veriyorsunuz, yiyebildi. Annesi kurtulabildi mi? Yok. Hayır, annesi kurtulamadı. Gerçekten. Yalnız komşularda iki tane inek kurtuldu şu anda. Biri çıktı, birini de çıkaracaklar. Evet. Şimdi gidip onları da çekeceğiz. Yani çok sevindirici bir haber. Hiç sorma, hiç sorma. Çok mutlu olduk. Bu minik de mutlu olmuş. Buzağa çıkmış, sağ salim çıkmış. Dün kurtarılmış bu. Bugün 21 Şubat.
hemen çıkarılan yeni inekler var. Onları da göstermek istiyoruz. Ya? Evet. Ama yaşıyor değil mi diğeri? Yaşıyor, evet. Ya şu an bir tanesini evet. Çıkarmaya çalışıyorlar. Çıkarmaya çalışıyorlar. Burada tabii koklar da var, ölenler de var. Serum bağlanmış. Üç tane ölmüş. Evet. Üç tanesi ölmüş, iki tanesi sağ. Evet bu. Çendiri getirin bakalım. 16. gün bugün. Ve 16. günde hemen şu enkazın altından zirkon, Zeynep Uşağı ya da küpeli kız çıkarılan canlı hayvanlar var enkazdan. Biraz önce bir buzağı gördük. Annesini kaybetmiş. Şimdi de bir inek çıkarıldı. İkinci inek de çıkarılmayı bekliyor ama aynı yerde 3 inek daha can vermiş. Serum bağlanmış. Buradan halatla. Mehmet abi tabanı delelim. Mehmet abi. Tabanı del abi. Tabanı temizleyelim. Ben temizledim. Çektim alırız onun çocuk. Evet. Küreğe vereyim baba. Evet şu an onu temizleniyor. Görünüyor. Bak küre vereyim mi? Çömelmiş abi, bir getir, vaziyette. Getir buraya. Bunun durumu biraz daha iyi diyor. Bunun durumu daha iyi diyelim. Yok, oldu. Şey olarak sadece bacakları tutmuyor ama. Yani düzeltemiyor bacaklarını. Evet. 13 kaç gün oldu? 13 gün. Yok. 16. gün değil mi? 16. gün bugün. Evet, 2 tane inek bugün canlı kurtarıldı. Evet, 21 Şubat. Abim iki tarafla önden arkadan assanız kaldırırız ya zararını. Geldi battaniye. Getir. Getir abi onu da getir. Evet burada zaten ...20 adet keçi enkaz altında... ...bir tane büyükbaş hayvan yaralı çıkartıldı... ...çalışmalar devam ediyor diye notlar var... ...yine... ...Hasan Anık... ...2 adet büyükbaş enkaz altında... ...enkaz çalışması devam ediyor... ...2 tane ölü büyükbaş hayvan çıkartılmış... ...1 tane yaralı büyükbaş çıkartılmış... ...1 tane enkaz altında büyükbaş hayvan var... ...enkaz çalışması devam ediyor diye... ...böyle notlar düşürmüş... ...çıkarılanlar da... ...serum bağlanmış... 16. günde depremin şu an bir kurtarma çalışmasına tanık oluyoruz. Evet Kars'tan gelmiştiniz siz. Gece saat 10'da işinleri işitmez. Kardan mücadeleyi bırakıp ekip olarak hemen hareket ettik. Evet. Sarmaya çalışıyoruz. Yani. Evet siz de zor. Zor yani anlar çünkü. Şu anda yani bu evleri yıkıp altından hayvanları çıkardığımızdan yani bizden azabı çekerek yapıyoruz. Evet ayağınıza adam elinize sağlık. Amin. Elinize sağlık. Tamam değmiyor. Yanına mı götürelim buraya? Dur. Yok yani buraya direkt indirsin. Hayvan yok. Tamam bile can verecek. Tamam. Evet, ikinci iğneyi de buradan çıkardılar. Hem köylüler sevindi, hem bizler sevindik, hem operatör sevindi. Tekrar 16 gün sonra hayat aslında. Sen onu götür, bu gezer.
Abaca. Abaca, o işte porça. Porça. Olsun mesela. Evet. Anne elleriyle su veriyor dilini. Suya uzatmış tabii. Şu hayvanlar ya. 15 gün dayanmış. Ya işte bak. Şu an damar yolu açıldı. Serum bağlandı. Vay benim eşya. Vay benim eşya.